Gündem Özel'den merhabalar efendim. Bugün kısa da olsa çok önemli konu ağırlayacağız. Kendisini biraz sonra takdim edeceğim. Kendisi şu anda zaten Sivas'ta Burjuye Sohbetler kapsamında değişen dünya, gençlik ve aile hakkında konferans vermek üzere Sultanşehir Sivas'a geldi. Çok önemli bir isim. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Hocam hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Allah'a şükür sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Sivas'a daha önce geldik miydi hocam? Tabii daha önce gelmiştim. Yani ama resmi olarak değil tabii. Geçerken isimden yani öyle Erzincan'a gelip giderken Sivas'tan çorbasını içmişimdir Sivas'ın daha önce. Sivas'ı nasıl buldunuz hocam? Sivas tabii şu an Selçukluların çok önemli bir izi var burada. Aynı zamanda Yiğidolar memleketi biliyorsunuz. Yani bu baktım Ocak ayındaki soğuğu görünce hani o bir söz var. Soğuğu sert, yiğidi mert olurmuş derler. Evet. Yani onu hakikaten burada müşahede ediyorsunuz. En önemlisi de Kongre Müzesi'ni hep önünden geçiyorduk. Onu dolaştık o dönemde. Yani o dönemdeki o Türkiye'nin o işgali altındayken yani İtalya'ya pasaportla gidilirken Antalya pasaport, İtalyan pasaportuyla Hatay'a Fransız pasaportuyla gidilirken buradaki verilen o mücadelenin insan daha çok hissediyor. Yani o gazi ve şehitler onun için rahmetle anmak burada tekrar çok önemli. Yani Sivas bu nedenle bir kilit bir rolü var Anadolu'da istiklal mücadelesinde. Hocam tekrar hoş geldiniz. Estağfurullah. Yiğitler süremiz ne kadar övünseler haklı yani. Çok teşekkür ederim. Yani Kayserililer hani derler ya övünmek gibi olmasın Kayserililiğimde. Sivas için aynı şeyi söyleyebiliriz. Çok övünmek gibi olmasın Sivaslıyım diyebilirler. Çok sağ olun hocam. Evet. Teşekkür ederim. Hocam süremiz kısıtlı. Biraz sonra da çok önemli bir konferansa katılacaksınız. Değişen dünya, gençlik ve aile hakkında. Bir de açar mısınız? Tabii. Şimdi biliyorsunuz dünya hızlı bir değişiyor. Daha önce bilginin yarı ömrü 30 seneydi. Yani bir bilgi çıktığı zaman 30 sene içerisinde eskiyordu. Yenilemek gerekiyordu. Şimdi bilginin yarı ömrü 3-5 seneye düştü. Bir bilgi çıkıyor 3-5 sene sonra ha, bu değil, öyle değil, böyle olmalıymış diye kendi yenilemek zorunda kalıyor. Böyle bir durumda bilginin ve yenilendiği, sosyal hareketliliğin, ekonomik hareketliliğin böyle hızlı olduğu sorularda eski sorulara eski cevaplar veriliyor. Evet. Halbuki eski sorulara yeni cevaplar vermek gerekiyor. Onun için dünya değişmiş. Dünya değiştiğine göre, dünyanın yeni şartlarına göre de eski sorulara verdiğimiz cevaplar yeniden. Mesela çocuğumu nasıl eğiteceğim? Ailedeki ilişkilerim nasıl olacak gibi evrensel sorular var. Bunlara verilecek cevaplar 100-200 sene öncekinin cevapları ise siz bir müddet sonra toplumdan koparsınız ve en azından siz kalsanız ve sizin çocuklarınız sizin çocuğunuz olmaz. Zamanın çocuğu olur. Hazreti Ali söylüyor ya, yani çocuğunuzu zamana göre değil, gelecek zamana göre yetiştirin diyor. Bu şeydir bak yani, zamana göre gelecek zaman diyor ya. Böyle bir durumda biz illa da böyle bir statükocu tarzında yani 100 sene önceki gibi çocuğu yetiştirmeye çalışmak burada yani zihinsel olarak fazla katı durmaktır. Bunun bir bedelini de gençlerle aradaki köprü koptuğu zaman ortaya çıkıyoruz. Dünyadan kopuyoruz ve yaşanan hadiselerde onu gösteriyor. Mesela Sultan Abdülhamit büyük bir insan, büyük bir imar faaliyeti yapmış, üniversiteler kurmuş, darülfünunlar kurmuş filan. Fakat yetiştirdiği gençler onu deviriyorlar. Bugün Kongre'deki hocam sunum anlatırken söyledi. Jön Türkler Fransız sefiri, İngiliz sefiri geldiği zaman atları bırakıp arabayı onlar çekermiş. Böyle bir İngiliz hayranı, Fransız hayranı bir nesil çıkıyor ortaya. Neden çıkıyor? Şimdi aynı tarih tekerrür etmiyor, hatalar tekerrür ediyor. Onun için hataları tekrar ettirmemek için değişen dünyayı fark etmemiz ve bunu konuşmamız gerekiyor. Yani bunu da bir insan psikolojisi uğraşan bir kimse olarak, aynı zamanda da sağlık ve eğitim sektöründen olarak yaşadığım tecrübeleri aktarmak durumundayım. Yani toplantının da zaten gelme sebebim de davette de bunları paylaşacağım inşallah. Hocam çok önemli bir kişiliksiniz. Tabii ki sizi ağırlamaktan
onur duyuyorum. Yetersiz kalırsam, yanlış şey yaparsam şimdiden affedin beni. Karneleri verdik. Birinci yarı yıl 2019-2020 eğitim sezonunun ilk yarısı bitti. Evlatlarımız, çocuklarımız karne aldı. Evet. Veliler ne yapması lazım? Karne gerçekten çocuklar için çok önemli. Anne babalar için de çok önemli karne. Çocuğun nasıl olduğunu karnede görüyor. Çocuk da eğitimin, öğrenimin 3-4 aylık dönemin bir nevi geri bildirimini görmüş oluyor. Öğretmen açısından da sınıfta verdiği eğitimin kalitesiyle ilgili bir belge olmuş oluyor. Böyle bir durumda karneye yüklenen farklı anlamlar ortaya çıkabiliyor. Yani karne nedir? Karne kişinin 4 ay içerisinde diyelim aldığı eğitimin bir geri bildirimi. Karneye şöyle bir anlam yüklerseniz, işte karne senin iyi insan olup olmadığını gösteriyor. Karne senin başarılı olup olmadığını gösteriyor. Değerlilik ölçüsü gibi bir anlam yüklerseniz karneye, çocuk böyle olunca annem babam beni sanki kötü karnı olsa beni sevmeyecek gibi bir durum ortaya çıkıyor. Mesela karneden sonra intiharlar falan yaşanır. Onun arka planında bu var. Kötü karne gelsen gözüme gözükme ha diye, seni sevmem ha diye çocuğu büyütürseniz, çocuk böyle durumlarda ya yalan söylüyor, ya karneyle oynuyor, karalıyor. Yahut da eğer özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda bir, mesela bir Japonya'da yaşanmış öyle. Karnede çocuk karne getiriyor, kötü bir karne. Ama sorumluluk duygusu olan bir çocukmuş aslında. Getiriyor fakat babası hiç incelemeden, neden, niçin konuşmadan çocuğa kızıyor, bağırıyor, çağırıyor, ne biçim evlatsın bunun için diye. Çocuk onun üzerine gidiyor. Yani gitmesi de şöyle, karneyi aldıktan sonra bir saunaya gitmiş, öyle gelmiş çocuk. Ya bir zayıf olmuşsun, bir de saunaya gitmişsin diye çocuğu iyice hırpalıyor baba, silkeliyor. Çocuk ondan sonra gidiyor, asıyor kendini. Yani her şey akademik başarı. Akademik başarı olduğu zaman. Arkasında şöyle ilginç, o zamanki oradaki psikiyatrist araştırıyor konuyu. Yani niye astı bu? Onur zedelendi, onun için mi açtı, astı, neden astı diye araştırıyor. Ve çok araştırıyor ki, babası strese girdiği zaman, morali bozulduğu zaman saunaya gidermiş, üzüldüğü zaman. Çocuk da babasına öyle seviyor ki babasını, babamı üzeceğim diyor, kendisi de üzülüyor. Babamı üzeceğim diye bir saunaya gidiyor babasının yaptığı gibi. Ondan sonra gidiyor, intihar ediyor. Yani burada baba oltur bunu alıp dinlese, neden, niçin? Bak şundan zayıf almış ama şunlardan pek iyi almışsın. Şu 3 dersin zayıf, neden zayıf? Hadi bunu nasıl düzeltiriz dese, hani karşımıza alıp düzeltmek değil de farnedeki bir şeyi yanımıza alıp birlikte ilerlemek gerekiyor. Yani öyle değil, şunları nasıl düzeltiriz? Bunlar bak başarılı olabiliyorsun demek şu derslerde. Başarılı olamadın, neden olamadın? Bunu demek ki daha çok zaman ayırman lazım. Şu, yani yanlışı konuşma, doğruyu konuşma yöntemleri var. Bu şekilde yaparsak çocuk böyle durumlarda stres yönetimini öğreniyor. Zor bir şeyi baş etmesini öğreniyor. Hayattaki bir engeli nasıl aşacağını öğreniyor. Annenin babanın buradaki rehberliği çok önemli. Karne annenin babanın rehberliğine en çok ihtiyaç olduğu dönemdir bu nedenle. Anne baba kötü karneye kızmasın. Kötü karne olduğu zaman onu nasıl yöneteceğine kafa yorsun. Ve oradan bu hayatta sadece başarı yolunda giderken basamaklarının birisinin kaybedilmesidir kötü karne. Yoksa hayatta başarının kaybedilmesi değildir. Buna ebeveynin buna özen göstermesi gerekir. Çocuk açısından da yani sorumluluk duygusu olan bir çocuksa diyelim, böyle durumlarda anneye babaya bunu yani öz eleştiri yapabilmek böyle durumlarda çok önemli. Yani elinden geleni yaptığı, ona halde başarısı olduysa böyle durumlarda anne baba çocuğa kızarak, kızdığı zaman daha çok suçluluk, pişmanlık, utanç duyguları öğrenir. Utanç mekanizması da iki şey ortaya çıkarır. Kişide ya sahte bir özgüven ortaya çıkarır yahut da övünme. Kendi kusurunu yok sayıp kendinin iyi taraflarını görüp övünme. Yani bu oluşturur. Yahut da işte kusuru başkasına atma haline geliştirir. Yani kendi kusursuz görüp işte benim hakkım yerine de ondan kötü not aldım der. Peki hocam. Evet. Çok önemli. Hayatınızda rehber ettiğiniz çok önemli bir kutsal kitap var. Evet. Kur'an-ı Kerim. Evet. Neden? Tabii. Şimdi Kur'an-ı Kerim tabii insanın
Biliyorsun kutsal metinlerin en büyük özelliği, özellikle semavi metinler, insan dünyaya gelmişiz. İnsan bir hayat yolculuğunda sonsuzdan geldik, tekrar sonsuza gideceğiz. Yani ölüm nedir? Ölüm aslında yolculuğun bitmesi değildir. Yolculuğun devamıdır. Evet, ölüm. Yolculuğun devamıdır. Ölüm karşısında bizim korku, acı seçip seçmemiz yahut da ölüme doğru açıklama getirmemiz bizim seçimimizdir. Onun için yani burada insan, akıllı insan stratejik düşünen insandır. Stratejik düşüncede ne vardır? Kısa, orta, uzun vadeli düşünme vardır. Şimdi ne yapıyorsunuz? Kısa vadeli düşünenler sadece dünya hayatını düşünüyor. O uzun vadeli düşünen insanlar dünya hayatından sonrasını da düşünür hayatta yaşarken. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bu hayatta, bakın Kur'an-ı Kerim'de ilk Fatiha ile başlıyor değil mi? Evet. Fatiha'da ne diyor? İhtinas sıratil mustakim diyor. Yani doğru yolu bulun, kötü yolda veled dalin amin. Yani dalalette olanlardan olmayın diyor. Yani iyi yol var, kötü yol var. İkisinden birini seçmeniz. Kur'an-ı Kerim aslında bir kitabın ana fikri girişinde ve sonucunda kısaca özetlenmiştir. Yani Fatiha Kur'an-ı Kerim'in ana fikrini gösterir. İyilerden mi olmak istiyorsun, kötülerden mi olmak istiyorsun? İyilerden olmak istiyorsan işte bu kitabın devamında bunlar anlatılıyor diyor. En sonunda da Kur'an-ı Kerim son ayetleri nas felak. Yani bütün bunları yaptığın halde gene kendini kötü hissediyorsan bana sığın diyor. Bak burada yani bir nevi hayat yolunda trafik işaretlerini, yol haritasını, eylem planını gösteriyor Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim'i ele alan insan, ya bu Kur'an-ı Kerim Allah kelamı mı değil mi? Yahut da ne demek istiyor diye bir herhangi bir kitap gibi okursa anlayamaz. Kur'an-ı Kerim'i şu gözle okursa insan anlayabilir. Bu kainatın yaratıcısı bana ne demek istiyor diye anlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamadan önce imanla ilgili şüphelerin gitmesi lazım. Ahiretin varlığıyla ilgili şüphelerin gitmesi lazım. Bunlar yani bunlar ilmi kelamdır. Kelam ilmi ne vardır? İtikat ilimleri, itikat konularını, yani ki bu materyalizmle birlikte bütün semavi dinlerin itikatla ilgili, Allah'ın sıfatlarla ilgili bütün bilgileri allak bullak etti. Bu ilmi kelam da bunu anlatıyor. Allah'ın sıfatlarını, tevhidi anlatıyor, varoluşu anlatıyor. Ölüm, ölümden sonrasıyla ilgili bütün felsefi sorulara cevaplar veriyor. Yani ilmi kelamı mesela İmam-ı Gazali Hazretleri ilmi kelam bilimlerin en üstüdür demiş. Bu ancak din ilahiyat, din ilimleri bilenler havas bunu konuşabilir diyor o zaman için. Ama bu zaman o zaman değil ki, şu andaki çocuklar bile namazı nasıl kılacağını sormuyor. Neden kılacağım diyor. Bu ilmi kelamın sorusunu soruyor. Yani her şu andaki her ortaokul, lise öğrencisi felsefeci gibi sorular soruyor. İlmi kelamın halka mal edilmesi, halka anlatılması gerekiyor. Böyle bir zamandayız. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'i kendini, yani Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki bak 1400 sene önce yazılmış. Halen bir tane akla ve pozitif bilime aykırı bir tane bir maddesi yok, çıkmamış. Eğer bir yerde dünya yuvarlak deseydi Kur'an-ı Kerim, şu anda Kur'an-ı Kerim'in kutsallığı giderdi. Bir yerde bir yanlış çıksaydı. Yani böyle bir şey görüyor musunuz? Yani böyle bir kitap. Yani bu nedenle yani Kur'an-ı Kerim'i ile ilgili kafasında soru olanlar önce hani matematikte yüksek matematiği öğrenmek için ne lazım? Önce temel matematiği bilmek lazım. Kerat cetvelini bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce Allah'ın varlığıyla ilgili, iman ve tevhidle ilgili şüpheleri gidermek gerekiyor. Ondan sonra bu kainat bir yaratıcısı olmayacağına göre, yaratan olduğuna göre bu bana ne mesaj veriyor, ne demek istiyor diye öyle okuduğunuz zaman kendini açıyor öyle bir kitap. Ama Kur'an-ı Kerim öyle ki bir dalgıç gibi olacaksınız Kur'an okurken. Dalgıç ne yapar? Suyun altına girmesi için bir özel kıyafetler girer. Yani derin bir, büyük bir emek verir. Dalar, çabalar. Ondan sonra hazineyi bulur. Kur'an-ı Kerim okurken de, ilgilenirken de böyle. Şöyle bir gazete okur gibi okuyup bir şey anlamadım ben diyorsanız, siz Kur'an-ı Kerim'inle ilgili emek ve gayretiniz yok demektir. O zaman kendini kapatıyor Kur'an böyle kişilere. Evet. Hocam, ben izleyicilerin hatırlaması anlamında söyleyeyim. Çoğu biliyor zaten. Çok önemli kitaplarınız var.
oraya girmek istemiyorum ama izleyicilerimden rica ediyorum. Sevgili hocamın çok önemli kitapları ve eserleri var. Onları okumanızı size tavsiye ediyorum. Mutlu olmanın yolu. Nelerden geçiyor hocam? Tabii. İki soruyu bir arada bağlayayım müsaade ederseniz. Dünyada ve özellikle Türkiye'de insanların ruh sağlığı şu anda ne alemde? Yani dünyada şu anda ruh sağlığı açısından yani kapitalizm önce hasta ediyor sonra tedavi ediyor. Yani dünyada ilginçtir. Bütün refah seviyesi arttı. İnsanlar daha zengin, daha varlıklı, daha müreffeh yaşıyor. Yaşam standartları yükseldi. Fakat enteresan bir şekilde yani hastalıklar azalıyor. Yani bulaşıcı hastalıklar azaldı. Yani ortalama yaş 80'i buldu dünyada. Fakat mutluluk aynı paralelde artmadı. Depresyon salgın şeklinde artıyor. Şiddetle artıyor. Kana susamışlık artıyor. Cinayetler artıyor. İntiharlar artıyor. İngiltere'de şu anda intiharla ölen 16-25 yaş arası gençler trafik kazasından ölenden daha fazla. Bu artış karşısında şu anda medeniyet krizi yaşıyor Batı dünyası. Medeniyet krizi yaşıyor. İnsanlar mutlu değil. Başarılı ama mutlu değil. Öyle bir insan tipi çıktı ortaya. Yani şu anda New York'ta, Manhattan'da o gökdelenlerin olduğu yerde kanalizasyonlarda antidepresan bulunuyor. Düşün. Depresyon ilaçları. O kadar çok antidepresan içiliyor ki artık kanalizasyonda ölçülebilir hale geliyor. Yani böyle bir durumda bu neden oluyor diye 2000'li yıllarda 2005 yılında federal hükümet Penn State Üniversitesi'ne Seligman ve ekibine bir 5 milyon dolarlık bir hibe, grant deniyor diyorlar. Onu bağışlıyor 5 milyon dolar. 3 senelik bir proje. 3 sene bu konuyu çalış. Neden insanlar mutlu değil? Zengin, varlıklı, her şey var. Araba, lüks, her şey var. Niye mutlu diye araştır diyor. 3 sene proje sürüyor. 3 senenin sonucunda 2008'de projeyi bitiriyor. 2009'da ilk kongresini yapıyor. Kongrenin adı Pozitif Psikoloji Kongresi. Yani halk popüler psikiyatride mutluluk bilimi diye geçiyor bu. Orada ne anlatıyor? Mesela otantik mutluluk diye anlatıyor. Otantik mutluluğu ben 2009'da o kongre olduğu zaman bir baktım neyi anlatıyor pozitif psikoloji diye. Sanki bizim Anadolu'dan almış, Mevlana'dan almış, Anadolu irfanını almış, metodoloji geliştirmiş, sistematize etmiş, bize pozitif psikoloji diye anlatıyor. Çok kanıma dokundu. Ya bu bizden almış bunu, doğudan almış bunu. Fakat hiç referans vermemiş. Onun üzerine ben 2012'de çıktı o kitap. Mesnevi Nuriye, Mesnevi Terapi, Yunus Terapi, daha sonra Mevlana'nın Mesnevisinin terapiye yönlendirilmesi şeklinde aşk terapi gibi kitaplar yazmak ihtiyacını hissettim. Sebeplerinden birisi de bu. Yani o şekilde pozitif psikolojiyle mesela ne öğretiliyor? Kendini tanımak öğretiliyor, öz bilinç. Daha sonra ne öğretiyor? Kendini yönetmek, duyguların yönetimi. Daha sonra sosyal bilinç, empati öğretiliyor. Bağışlayıcılık öğretiyor, minnettarlık eğitimi öğretiliyor, şükran duygusunun geliştirilmesi öğretiliyor, affedicilik öğretiliyor. Bütün bunları öğretirken aslında bakıyorsunuz Doğu irfanını almış, bunu anlatıyor. Kitaphanede iyi ki de yapıyor. Yani biz yani bu konuda yani insani değerlerin yeniden inşası faaliyetidir bu. Ve mutluluğu da burada mesela onun mutluluk tarifi var. Otantik mutluluk diyor. Otantik yani saf, halis anlamında. O da şöyle, hani bizim Hazreti Mevlana'nın dediği gibi yani her ortamda mutlu olmayı başarabilmek. Yani mutluluğu dış nedene değil, iç nedene bağlamak. Şuyum olsa da mutlu olayım, buna sahip olayım, mutlu olayım değil de iç mutluluk yani kendine, yani kendinden motivasyonu olan mutluluk burada olması. Bu bazı ağaçlar vardır. 4 mevsim meyve verirler. Kışın, yazın, her mevsimde. Mutluluk da böyle olmalı tarzında. Hapishanede de olsa mutlu olacaksın. Sarayda da olsa mutlu olmayı başaracaksın. Böyle bir mutluluğun bilimini öğretiyor. Bunu öğrenmek için yatırım gerekiyor ama. Mutluluk haz peşinde koşmak olarak anlaşılıyor Batı'da ve şu halin Türkiye'de de öyle. Canının istediğini yap, zincirleri kır,
duvarları yık, canının hayatını yaşa, dünyaya bir defa geldin, mutlu ol diyor. Halbuki bu mutluluk değil, haz peşinde koşmaktır. Mutluluk anlam peşinde koşmaktır. Hayatın anlamı, varoluşun anlamı, mesela vatanını sevmek, ilme katkı yapmak, ve edebiyat, sanatla ilgilenmek, hayatın sonuna geldiği zaman mazer taşında ne yazacak, nasıl anılmak istiyorsun? Bu tarz düşünmek insanın, bir anlam peşinde koşmak insana mutluluk kazandırıyor. Yoksa canımın istediğini yaşayayım, Marmaris'te balık avlayayım, onun için mutlu olayım diyorsan eğer, bu mutlu etmiyor insanı. O zaman hocam, son birkaç dakikamız. Evet. Biraz önce programa girmeden önce, belki bilmiyorum, ben ilk kez duydum. Otistik rahatsızlar var. Evet. Bununla ilgili önemli bir çalışmanız var. Evet. Otizmde tedavide iki, yani kök hücreyle ilgili bir proje biz şu anda yapıyoruz. O projeyi bakanlığın koyduğu standartlar var. Etik kuruldan geçiyor. Yani o projede kök hücre özellikle erken otizm döneminde, başlangıç dönemlerinde otistik kişilere yani kemik iliği, pardon, vücudun kendi kök hücresini alıp dışarıda ufak bir işlemden geçirip tekrar beyin omurilik sıvısına veriyor bir sistem. Verince beyin omurilik sıvısında yeni hücreler üretmeye başlıyor. Kişi otistik şeyleri özellikleri gerilemeye başlıyor. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar var. Biz o çalışmaların bir açıdan kendi ülkemizde yapmayı yani hedefliyoruz. Bu kök hücre şu an otizm tedavisinde yeni bir ilgi alanı. Bir de manyetik uyarım tedavisi var. O şu anda yapılıyor. Rutinde kullanıyoruz. Evet. Manyetik uyarım tedavisi de beyinde gelişmeyen otistik kişilerde beynin ön bölgesi çok önemli. Yani karar verme bölgesi. Duyguları sosyal becerilerin, yaşam becerilerin geliştiği bölge. Otistiklerde bu bölge iyi gelişmiyor. Yani sosyal beyin gelişmiyor. O sosyal beyni manyetik uyarı vererek arkasından da duyu bütünleme tedavisi var. Onları yaparak kişiye sosyal beceri, yaşam becerisi, ince motor becerisi, kaba motor becerisi, dil becerisi, bu becerileri öğretmeye çalışılıyor. Ve bununla işte %20-30 bile gelişse çocuk kendi kendini idare edebilir, kendi ihtiyacını, temel ihtiyacını karşılanabilir hale gelebiliyor otistik. Bu da yeni bir tedavi yöntemi, manyetik uyarım tedavisi. Hocam teşekkür ederim. Tabii, estağfurullah. Tekrar Sivas'a hoş rica geldiniz. Ederim, biraz sonra Değişen Dünya Gençlik Aile hakkında bir konferansa katılacaksınız. Sizlere süre fazla veremedik. Çünkü zamanınız daldı. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Evet, Gündem Özel'den bugünlük bu kadar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. İyi günler.